Bu baskı Sayın Polat nereye varacağız bilemiyorum bu baskı dönemi. Üstelik biz sürekli diyoruz ki evet diyen de hayır diyen de barış içinde bir arada yaşamalıdır. Baskı kuramazsın, yok edemezsin. Ben evet diyeceğim diyen bir düşünceye baskı kuramazsın. Ama neden hayır denmesi gerektiğini de nasıl ki anlatıyorlar, biz şu açıdan evet diyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından neden hayır denmesi gerektiğini de biz mutlaka anlatıyoruz. Sayın Polat birazdan hazır olacak. Siz dün yaşananlar itibariyle Sayın Sevin de özetledi. Bugün Kıbrıs'ta hangi noktaya geldik ve tabii dün ona olanlar geleceğe nasıl bir yol gösterici olacak? Onu sizin değerli yorumlarınızı dinlemek isteriz. Teşekkür ederim Sayın Feyman. Öncelikle ben de Sayın Süheyl Batum'un bu şekilde bir muameleye maruz kalmasından büyük üzüntü duydum. Çünkü kendisiyle hem çeşitli televizyon programlarında hem konferanslarda beraber olduk. Son derece ülkesine, bu topraklara bağlı, yurtsever bir politikacı ve bilim insanıdır. Evet. Bu yapılan haksızlığı hiçbir şekilde hak etmemiştir. Ama ben eminim Türk milleti Süheyl Batum Hoca'ya kalbinde, gönlünde ayrı bir yer Evet, açmıştır. şu anda telefonda. Evet. Evet, izninizle. Sayın Batum, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Batum, içimizde şu kırgınlık var. Çünkü siz bu Bahçeşehir'de, üniversite demiyorum artık, hem rektördünüz, daha önce dekandınız ve çok değerli öğrenciler yetiştirdiniz. Onlara anayasayı anlattınız, anayasa hukukunu anlattınız. Ve yine halkımıza anayasayı anlatırken gelinen süreçte, işte bugün sizi bu amaçla telefon konuğu yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Duygularınızı ve bu gelinen süreci değerlendirmenizi isteyeceğim. Siz bu üniversitenin kurucuları arasındasınız, öyle değil mi? Evet efendim. Şimdi Evet. bakın, olayın vahametini göstermek açısından önemli diye düşünüyorum. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değil. Şimdi düşünün, bir ülkede ne olursa olsun, ne olursa olsun bir referandum sürecine giriyorsunuz. Olağanüstü hal var. Sözüm ona, demokratik bir oylama yapacaksınız. Bir olağanüstü hal süreci var. Her gün insanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, her gün yakalamalar ve aynen şunlar söyleniyor: dur bakalım, bakarız. Eğer bir problem varsa bir komisyon kurduk, sonra çaresine bakarız. Şimdi bir kanun hükmünde kararnameyle, sadece bizlere yapılan bir şey değil bu, bir kanun hükmünde kararnameyle insanlar o kararnamede bir satırda adları yazıldığı için görevlerinden alınıyorlar, akademisyenlik görevinden alınıyorlar ve bir daha devlet memuriyetine dönme hakları ellerinden alınıyor. Şimdi bir üniversiteye, vakıf üniversitesine, öyle ya da böyle benim için önemli olan bu, baskı yapılıyor, en azından bir korku ortamı yaratılıyor ve bir akademisyen hayır, hayır şeyinde aktif rol oynadığı gerekçesiyle derslerinden alınıyor. Üniversiteyle bağlantısının kesilmesi gerekli tutuluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu bir baskı ortamını, bir korku ortamını, aynı şekilde Türkiye'nin merkez medyası dediğimiz medyada iş adamı patrona baskı yapılarak ya da en azından yaratılan korku ortamına dayanarak gazetecilerin görevine son veriliyor ve o son verilen görevlere hep iktidara yakın olan adamlar atanıyor. Şimdi bu Türkiye'nin gerçekten demokratik bir ülke falan olmadığını gösterir. İster baskıyı alenen yapmış olsunlar, ister bunu zımnen ortaya koymuş olsunlar, isterse de o üniversiteler veya iş adamları bundan korkarak
başımıza veya üniversitemize bir şey gelir ya da televizyonumuza bir iş gelir korkusuyla ya da işimize, bunu yapmış olsunlar. Şimdi bunu çok açıklıkla ortaya koydu bu olay. Arka arkaya dikkat edin. Siz başka bir tane demokratik ülke gördünüz mü? Bir hafta içinde bilmem ne kadar akademisyeni kanun hükmünde kararnameyle atılacak. 83 yaşındaki Öcet Taner atılacak. İbrahim Kaboğlu atılacak. Bir sürü pırıl pırıl gencecik insan atılacak. Devlet Opera ve Balesi'nde içerisi boşaltılacak neredeyse ve sonra da vakıf üniversitelerinde işte Süheyl Batum'a neden hayır verdi, neden hayır çalışıyor diyerekten bir kuruma baskı yapılacak. Bu benim için daha önemli. Bu şahsi bir şey değil. Mağduriyetle yarattıkları yalan mağduriyetlerle, tekrar söylüyorum, yalan mağduriyetlerle bir yerlere siyasal olarak gelenlerin nasıl mağduriyetler yarattıklarının görüntüsü bu. Açık ortada. Bu kadar akademisyen, bu kadar şey. Ben kendi bindikleri dalı keseceklerine inanıyorum. Bu Süheyl Batum için değil. Bu yarattıkları korku ortamı için. Herkes görüyor bunu. Herkes görüyor. Bir iş adamı gazetecisini atıyor. Onun kabahati kadar bu ortamı yaratan iktidarın iki katı kabahati vardır. Doğrudan baskı yapsın, dolaylı yapsın. O yüzden ben bunu böyle görüyorum. Türkiye buna layık değil. Bizler layık değiliz. Öğrencilerimiz layık değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin pırıl pırıl insanları, sizler çok teşekkür ederim, buna layık değilsiniz. O yüzden ben bunun artık son olacağını, son şeyleri olacağını, çırpınışları olacağını düşünüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde gaddarlığa, dünyanın hiçbir ülkesinde halk, millet gaddarlığın bu denlisine kayıtsız kalmaz, göreceksiniz. Evet. Bana ne, beni ilgilendirmiyor demez, göreceksiniz. Hiç kimse bunu, Süheyl Batum, arka arkaya dikkat edin. Bir haftada rastlananlara bakın, olaylara bakın. Bir haftada bu çok bariz yaratılan baskı ortamından yaratılmış, ortaya koymuştur. Zaten üniversite üstündeki baskıyı şöyle düşünün. Bir ülkede siyasal iktidarı Cumhurbaşkanı'ndan başbakanına, başbakanından bakanına kadar ne kadar sonra bir takım şeyler, efendim o öyle demek istemedi, bu böyle demek istemedi, canım onu mu demek istedi derse desin, ne kadar tevil bakanlıkları kurulmuş olursa olsun, hayır çalışanlar teröristtir diyen iktidarın her yönüyle dediği bir ülkede yaşıyoruz. Artık herkes takkesi önüne düştü, bir düşünülsün ve düşüneceğini de biliyorum, %100 eminim. Evet, tabii Sayın Batum, öğrencilerinizin ciddi bir tepki verdiğini, hatta mail yoluyla da tepkiler verdiklerini, evet, duyuyoruz. Bu duyumlarımız içinde maillerinizi silin, bu tepkilerinizden vazgeçin diye öğrenciye de bir baskı olduğu duyumlarımız var. Yani hiçbir şey gizli kalmıyor artık, öyle süratli haberleşiyoruz ki. Bu da işin ayrı bir vahameti, yani demokratik tepkisini dahi gençlerin vermesine engel olunuyor, toplumun vermesine engel olunuyor. Sokağa çıkıp bildiri mildiri dağıtmasına engel olunuyor ama evet diyen tayfa istediği her türlü çabayı, çalışmayı dilediği ortamda gösterebiliyor. Bu çifte standart çok yıkıcı değil mi? Çok yıkıcı ve maalesef diyorum, dünyada hiçbir iktidarın buna hakkının da olmadığını düşünüyorum. Bu ülkeyi gerçekten bir aşiret devletine dönüştürmeye kimsenin hakkı yok. Biz referanduma gidiyoruz. Bizim adamlarımız üniversitelere gelecek, televizyonlara her akşam çıkacak ve evet yapacaklar. Ondan sonra hayır propagandasını yapanlar gözaltına alınacak, işinden olacak, kararnamelerle yok olacak ve sonra da bakanlar çıkıp ne alakası var canım, 15-10 bin kişi hayır diyor, biz hepsini mi içeri atıyoruz diyecek. Bunu da hiç kimse suratı kızarmadan bunu rahat rahat söyleyecek. Şimdi böyle bir ortamda
istediği kadar insanlar kafasını kuma gömsün. Ben gömdüğüm için milletim de görmüyordur. Başka kimse de görmüyordur zannetsin. Göreceksiniz, herkes görecek. Ve o ortamda kaybedecekler. Yani kaybedecekler dediğim iktidarı kaybetmek falan değil. Böyle bir ülke yönetiminin evet'e evet, hayır'a mümkün değil. Evet'e evet, hayır dersen mahvederim anlayışının bugün geçerli olduğunu herkes biliyor. Söylese de söylemese de. Bugün iktidardan kaynaklanan şeylerle, dediğim gibi ya doğrudan ya dolaylı, insanlar, herkes biliyor ki Aydın Doğan görevinden atarken iktidardan korkusu için yapıyor. Yes. Atmalı mı atmamalı mı o ayrı mesele. O atmalı mı atmamalı mı o ayrı mesele. Süheyl Batum'u üniversiteden derslerinden uzaklaştırıyorsa herkes biliyor ki iktidarın dolaylı ya da dolaysız baskısından. Atması lazım mı değil mi o ayrı mesele. Ama bu ortam zehirli bir ortam. Bu ortam demokratik bir ortam değil. Bunu kimse bize ve zaten kabul de ettiremeyecek, göreceksiniz. Evet. Hiç kimse bunu harika bir ortamdayız diyemeyecek. İstediği kadar Bekir Bozdağ tek başına her televizyona çıkıp ne var canım, ne kadar güzel, dünyada böyle demokrasi var mı desin. İsterse Numan Kurtulmuş çıkıp canım bu anayasa dünyanın en iyi anayasası, eskiden böyleydi desin. İsterse sözüm ona hukukçuları çıkıp efendim 1950'de böyleydi, 1938'de böyleydi, 1920'de böyleydi, 1816'da böyleydi diye olmayan tarihler yaratmaya çalışsınlar. Bunu herkes farkında. Evet. Ben size özellikle teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerime, bütün akademisyen arkadaşlarıma, hepsine teşekkür ediyorum. Bu olayın olmaması gerektiğini, Süheyl Batum olarak değil ama bir üniversitede olmaması gerektiğini ve iktidarların böyle baskılar, böyle ortamlar yaratmaması gerektiğini çok güzel vurguladılar. Evet. Ben hepsine teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısaca bir şey söyleyeceğim. Üniversiteler şeffaf, doğru ve bilimsel olmalı, doğrucu olmalı, gerçekçi olmalı. Siz delirdiniz mi, kendi isteğinizle istifa ettiniz, böyle duyurdu üniversite? Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Bu bir tabii ki öğrencilerin ve şeylerin baskısından kaynaklanır. Zaten dikkat ederseniz ben siz ifade hiçbir ettiniz. Yere bu çıkana kadar hiçbir yere kendi kurumumu, kendi arkadaşlarımı, kendi öğrencilerimi kimseyle karşı karşıya bırakabilecek bir şeyde bulunmadım. Ama biz öğrendik Süheyl Batum kendi isteyerek ayrılmış. Bu bana göre çok yanlış bir şey. Yani ben daha iyi bir yer buldum, oraya geçtim ya da canım sıkıldı gittim. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse, hele ben, bu pırıl pırıl öğrencileri, pırıl pırıl akademisyen arkadaşlarımı, dönem hiç kimseyi içinde, derslerimi tabii bırakıp senenin ortasında kendi irademle, isteğimle hiçbir yere gitmedim de. Bir Cumhuriyet madalyanız var. Hayırlı ve uğurlu olsun. İyi ki varsınız. Size sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz. Hem Sayın Soner Polat hem Sayın Neval Sevindi ile stüdyoda. Ben de Soner Paşa'ya da, Neval Hanım'a da, size de tabii ki sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Dostluklarınız için bu konudaki beni yani onore eden tavrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgiler yolluyoruz. İşte böyle. Saygılar efendim. Saygılar. İşte böyle. Acı olan şu, insan kıyımı, beyin kıyımı, emek kıyımı. Bu çok vahşi bir tablo. En zor